Artık her videodan önce çıkan, hepimize bıkkınlık veren TikTok videolarına son. 2 dakika video izleyeceğiz diye bütün kaçan keyiflere elveda. Çünkü YouTube Premium geldi. Merhaba hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Serce anlatıyordan herkese merhaba. Bir süredir Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz YouTube Premium Amerika ve yaklaşık 50 ülkeden sonra sonunda ülkeye giriş yaptı ve reklamsız, arka planda video oynatma özellikli, internetsiz ortamlarda izleyebilmek için video indirme, müzik dinleme gibi özellikleriyle Türkiye kullanıcılarına sunuldu. İlk kez 31 Ekim 2015'te YouTube Red adıyla servis vermeye başlayan bu ücretli hizmet artık hem video izleme deneyimleriyle hem de müzik uygulaması ile beraber Premium adı altında hizmet vermiş olacak. Artık VPN servisi kullanmadan adresimizi Türkiye dışında bir lokasyonda göstermek zorunda kalmadan rahatlıkla kullanabileceğiz. YouTube Premium'un en dikkat çekici özellikleri şöyle sıralanıyor. Tamamen reklamsız bir YouTube deneyimi sunuluyor. Spotify, Apple Music benzeri bir hizmet ile YouTube müzik uygulamasını kullanıp tıpkı diğer servislerdeki gibi arka planda müzik dinleme, çalma listeleri oluşturma ve bu listeleri paylaşabilme imkanı sunuluyor. Netflix benzeri sadece premium kullanıcılara özel YouTube Originals adlı bir bölüm ile özel içeriklere erişim hizmeti veriliyor. Hemen bunları detaylandıralım isterseniz ve premium içerik neymiş bunları görelim. Ama hemen aklınıza bu abonelik servisi ile ilgili kanalları olan aboneliklerle aynı olup olmadığı ve bunların ücretli olup olmadığı soruları gelebilir. Benim de ilk başta böyle bir soru belirmişti aklımda. YouTube kullanıcılığınızda herhangi bir değişiklik yok. Siz yine abone olduklarınıza abonesiniz. İzlemelerinizde bir değişiklik YouTube yayıncılığınız ile ilgili bir farklılık yok. Tek fark sizin kullanıcı deneyiminiz. Daha rahat bir YouTube kullanımı sağlıyor. Dediğim gibi, sıklıkla karşımıza çıkan reklamlardan kurtuluyoruz. E, reklamı geç, 5 saniye bekle, pat diye alakasız bir kanalın tanıtımını gör gibi durumlar ortadan kalkıyor. Şimdi tabii iki taraflı değerlendirebiliriz bu durumu. Bu maalesef böyle para vererek kullandığımız bir cihazda hakimiyetimizin olduğu ya da olması gerektiği bir cihazda ve video izlerken reklam çıkmasın diye de yine para verme konusu biraz tartışmalara açık tabi. Bunu da şöyle düşünebiliriz o zaman. Bedava izlediğiniz içeriklerde internet kullanımından bahsetmeden diyorum. Bir sunumun ücretsiz olmasının acısını binlerce reklam vererek çıkartıyorlar. Premium hizmeti buna bir dur dedirtiyor. Böyle düşünebiliriz. Metroya girdim internet çekmiyor. Videoyu hangi siteden indirsem de telefondan göndersem derdi de kalmıyor tabi. Eminim YouTube çıktığından beri birçoğumuzun uzun zamandır en rahatsız olduğu en büyük derdimiz arka planda video oynatmak. Bu dert bitiyor. E madem yapabiliyorsun bunu. E yapsana Spotify gibi. Yok illa para alınacak biz de veriyoruz tabi. Şimdi diyebilirsiniz ki ben zaten istediğim videoyu uygulamalarla indiriyorum. Hatta arka planda oynatıyorum. Zaten reklam engelleyiciler de kullanıyor olabilirsiniz. Bu iOS tarafında tek tük olsa da Android platformunda bu konuda epey çok yazılım var. E zaten Firefox'un Chrome'unda pek çok eklentisi var ama konumuz bunların dışında doğru etik ve rahat olan kullanımda ve yasal olan da tabi. Bu özelliklerin tümünü YouTube'un kendi platformunda Oradan onu indireyim, buradan bunu kurayım da YouTube'u şaşırtayım çabalarına girmeden rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ve bunun yanında da Originals adında sadece Premium alanında görülen film, dizi, belgesel ya da kimi YouTuber'ların sadece YouTube için ürettiği içeriklere ulaşma şansınız var. Tıpkı Netflix, HBO, Amazon Prime ya da yerli Blue TV benzeri bir platform gibi düşünebilirsiniz. Tabii bunlara yaklaşabiliyorum dersek alakası yok. Böyle bin fırın falan ekmek yemesi lazım. Ama hepsi bir yerden başladı neticede. Biliyorsunuz Apple da bu tip bir platform başlattı Apple TV adı altında ve sektördeki pastadan pay alma peşinde hepsi bunu amaçlıyor neticede. İş aslında burada sadece video kısmı ile bitmiyor. YouTube Premium ile beraber YouTube müzik de hayatımıza girmiş oldu ve bunu da Spotify, Apple Music, Deezer ve Tidal benzeri bir platform olarak düşünebilirsiniz. İleride bunların da bir ses kıyaslamasına bakarız beraber isterseniz. Ee, yine şarkıları indirebiliyorsunuz. Yine arka planda oynatma yapabiliyorsunuz. Diğer uygulamalar gibi. Sanatçılara ait kanallardaki şarkıları videolu ya da videosuz, online ya da offline dinleyebiliyorsunuz. Ben kullanırken şunu fark ettim. YouTube müzikte... Misal Sercan anlatıyor kanalında sadece içinde müzik olan videoları aktif olarak gösteriyor. Diğer videolar filtrelenmiş. Böylece e, siz müzik kısmındayken araya bir slime, bir kışkırtma, bir şakalama ya da bir gündem videosu girmek durumunda kalmıyor YouTube'un Geniş müzik arşivine girebiliyorsunuz. Son olarak YouTube Premium'a nasıl abone olur dersek, bilgisayar ortamındaysanız YouTube Premium sekmesine ya da direkt sitesine gidebilirsiniz. Mobil uygulamada ise sağ üstte bulunan profil simgesine dokunarak ücretli üyelikler bölümünü açıp giriş yapabiliyorsunuz. YouTube Premium'un tüm paketlerinin ilk 3 ayı ücretsiz. Paket ücretleri de şu şekilde. Tek kişilik Premium paket 16.99. 5 kişilik Premium aile paketi 25.99. Bireysel YouTube müzik aboneliği 13.99. Yine 5 kişilik olmak üzere YouTube müzik aboneliği 20.99. Ancak eğer aboneliğinizi direkt Apple cihazlar üzerinden başlatacaksınız bir iPad'den bir iPhone'dan abonelik ücretlerinin daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bu da Apple'ın Apple Store komisyonu yüzünden fiyatların yaklaşık %25 daha pahalılaşmasına yol açıyor. YouTube zaten Google'ın bir şirketi olduğu için böyle bir durum yok tabi ortada. Bu ucuzluğu da şöyle düşünebiliriz. Ürünü distribütöründen almak lazım. Alışverişte hep karşımıza çıkar. Hepinize bol müzikli müzik ve video keyfinizi reklamda bölmeyen güzel günler diliyorum. Peki siz nasıl buldunuz YouTube Premium'u? Kullanmayı düşünür müsünüz ya da bu özellikler şimdiye kadar kullandığınız düzeni size bozdurur mu? Lütfen aşağıda yorumlara fikirlerinizi dökün, beraberce sohbet edelim. Videoyu beğendiyseniz abone de olup bildirimleri de açtıysanız benden mutlusu yok. Hepinize bol güneşli mutluluk dolu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.